Her zaman olduğu gibi öncelikle tüm TürkçeSpeaker.com üyelerine, değerli ziyaretçilerimize ve ekstrem takipçilerine merhabalar. Bu videomuzda sizlere Extreme 13 Lite Edition, yani PES 2013 için TürkçeSpeaker.com tarafından hazırlanan Extreme 13 hafifletilmiş versiyonu nasıl kuracağınızı anlatacağım. Videonun en başında bilgisayarında normal, temiz bir şekilde PES 2013 kurmuş olan ve oynayan, yamasız bir şekilde oynayan kişiler için nasıl bir kurulum yapılacak onu anlatacağım ve ilerleyen bölümlerde de eğer bir yama kullanıyorsanız o yamayı nasıl iptal edip bu versiyonu kurabilirsiniz, onlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Ama ilk olarak tabii ki şu anda bilgisayarınızda temiz bir şekilde PES 2013 kurmuş olduğunuzu ve PES 2013 oyununu yamasız bir şekilde oynadığınızı varsayarak size kurulumu anlatacağım. Extreme 13 Lite Edition TürkçeSpeaker.com tarafından hazırlanan, PES 2013 için hazırlanan düşük boyutlu bir mod diyebiliriz. Bu mod içerisinde full Türkçe speaker, Sportoto Süper Lig, PTT 1. Lig takımları ve bunların yeni sezon formaları, yeni toplar, tezahüratlar gibi minimal düzeyde dosya boyutu ama maksimum düzeyde keyif alacağınız bir şekilde ayarlanmış bir moddur diyebiliriz. Bununla ilgili zaten sitemizde ve indirdiğiniz dosya içerisinde içerik bölümünde gerekli bilgiler var. Öncelikle şu bilgileri vereyim. Şu anda bu videoyu anlattığım bilgisayar Windows 7 64 bit. Net Framework en son sürüm kurulu. Antivirüs programı kapalı. Bu şekilde kurulumu yapacağım. Şu anda bu bilgisayarda da yine PES 2013 kurulu diye varsayacağız. Yapmamız gereken şey indirdiğimiz Extreme 13 Lite Edition dosyaları zaten bir klasör içerisinde toplanacaktır. Bunu daha önceki kurulum videolarımızda hep anlattık. Partlı olarak indirdiğiniz RAR dosyalarını bir klasör içerisine atın ve Part 1'i çift tıklayın. Otomatik olarak zaten bütün partları birleştirip size bu şekilde sunacaktır. Şimdi burada yapılması gereken işlem zaten kurulum otomatik. Burada kurulum exe dosyasını sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyin. Daha sonra karşınıza gelen setup ekranından devam butonunu tıklayın. Bu aşamaya geldiğiniz zaman eğer PES 2013 oyununuzu farklı bir hard disk alanına kurmadıysanız zaten büyük ihtimalle default olarak C'de kuruludur. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kuruluma başla diyebilirsiniz. Eğer hard diskinizin D ya da E gibi farklı alanlarına kurduysanız burada harf olarak mutlaka bunu belirtin. Bu bilgisayarda C'de olduğu için, ben herhangi bir değişiklik yapmadığım için normal kuruluma başla derim ve şu anda kurulum devam etmekte. Kurulum devam ederken şu uyarıları yapayım. Mutlaka ama mutlaka antivirüs programınızı RAR'dan çıkartırken dosyaları ve kurulum yaparken mutlaka kapalı tutmaya özen gösterin. Çünkü bazı DLL dosyalarını virüs olmadığı halde virüs olarak algılayabilir antivirüs programları, tanımadığı için, tanımlayamadığı DLL dosyalarını bu şekilde görmekte. Burada bu arada ekiler diye bir klasör var. Buna sonra geleceğim. İçerisinde stadyum ön izlemeleri 4'e 3 diye bir klasör var. İçerisinde de beni oku var. Burayı okuyup zaten eğer ekranınız geniş ekran değilse, 4'e 3 bir ekran kullanıyorsanız bunu aktif edebilirsiniz. Normalde zaten geniş ekranlar için otomatik olarak bu ön izlemeler zaten kurulu. Eğer otomatik kurulumda bir sorun yaşarsanız burada manuel olarak nasıl kurulum yapacağınızı anlatan bir dosya var. Pratik olarak sadece belgelerimin içerisindeki Konami'yi belgelerime, program files içerisindeki Konami'yi program files, eğer Windows 7 64 bit kullanıyorsanız program dosyaları x86 olarak geçer onun içerisine. Bir de program data içerisindeki Konami'yi yine program data klasörüne atmanız gerekmekte eğer otomatik kurulumda sorun yaşarsanız. Manuel olarak kurmak isterseniz. Bu arada hemen bu program datayı biz bulamadık, yok diyenler için daha önceden anlatmıştım ama kısaca hemen anlatayım. Bu arada kurulumumuz da tamamlanmış. Program data bilgisayarınızda C içerisinde burada bulunmakta. Eğer bunu göremiyorsanız pratik olarak araçlar menüsünden klasör seçenekleri, bunu denetim masasından da girebilirsiniz. Klasör seçeneklerinden görünüm bölümünde gizli dosya, klasör ve sürücüleri göster seçeneğini işaretleyin, uygula deyin ve sonra tamam deyin. Burada program datayı göreceksiniz. İçerisinde de Konami klasörü mevcut.
Şimdi kurulumu tamamladık. Şu anda yapılması gereken işlem artık Extreme 13 Lite Edition kurduğunuz için normal PES 2013 egzesi ile değil, Extreme 13 Lite Edition uygulama dosyalarıyla girmeniz lazım oyunu. Onun için de oyunu kurduğumuz yere gidiyoruz. Hard diskimizin C alanına. Burada program dosyaları. Buradan Konami klasörü. Buradan PES 2013 klasörü. Ve burada iki tane uygulama dosyamız var. Extreme 13 Lite Edition. Bir de Extreme 13 Lite Edition orijinal kamera. Eğer Extreme 13'ün kamera açısını istemiyorsanız, orijinal oynamak istiyorsanız, orijinal kamera açısıyla oynamak istiyorsanız bunu tıklayıp oyuna girebilirsiniz. Artık kurulum tamamlandı. Yapılması gereken tek şey buradaki uygulama dosyalarını çalıştırıp oyuna girmek. Extreme 13 Lite Edition hem hafif, boyut olarak hem hafif, hem de özellik olarak gerçekten birçok PES severi memnun edebilecek düzeyde. Kısaca, eğer ilk defa Extreme ile tanışmak istiyorsanız Extreme 13 Lite Edition gayet güzel bir mod oldu. İçerisinde dediğim gibi Sport Toto Süper Lig, PTT 1. Lig tüm takımları, bunların yeni sezon formaları, yine Extreme 13 içerisinde bulunan tüm ligler, Bundesliga dahil bulunmakta. 100 dosyaları sadece Sport Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig oyuncuları için ekstradan yapıldı. Bununla ilgili zaten dediğim gibi detaylar var. Buraya kadar normal kurulum. Şimdi anlatacaklarım ise, eğer bilgisayarınızda PES 2013 varsa ve üzerine de bir yama kuruluysa, bu herhangi bir yama olabilir, Extreme de olabilir. Diyelim ki Extreme 13 kurdunuz fakat bu çok büyük sorunlar yaşadınız. Örneğin liglerin karışması, logoların karışması, takımların karışması vesaire, yani çok büyük bir sorun yaşıyorsunuz ve temiz bir Extreme kullanmak istiyorsunuz. Lite Edition'ı yine eğer isterseniz kullanabilirsiniz. Ya da farklı bir yama varsa, bu yamayı şimdi ben nasıl kaldıracağınızı ve temiz bir PES üzerine nasıl kuracağınızı anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. PES 2013'ü kurduysanız ve üzerine bir yama kurduysanız, tekrar üzerine PES 2013'ü sıfırdan kurmak temiz bir kurulum değildir. O yüzden o yamanın dosyalarını kaldırmanız lazım. Pratik olarak şu şekilde anlatayım. Elinizde diyelim ki PES 2013'ün DVD'si var. Öncelikle belgelerime gireceksiniz. Burada Konami klasörü. Daha sonra PES 2013 klasörüne girip buradaki save klasörünü bir şekilde kopyalayın. Ben genelde herhangi bir işlem yapmadan önce mutlaka yedek almaya çalışırım. Kendi save klasörünüzün içerisinde tamamını seçin. Sadece option dosyasını bırakın ve geri kalanını silin. Eğer gol reply yazan dosyalar varsa, bunlar sizin kaydettiğiniz gollerdir. Onları saklayabilirsiniz. Sadece option kalsın belgelerimdeki Konami içerisinde. PES klasörü içerisinde. Daha sonra belgelerimi hallettikten sonra şimdi program files içerisine giriyoruz. Burada Konami klasörünü seçiyoruz. Yine PES 2013 klasörünü seçiyoruz. Eğer yama varsa zaten burada birçok dosya vardır. Farz edin ki burada çok fazla dosya var. Hepsini seçin. Sadece IMG klasörünü bırakın. Daha sonra settings dosyasını bırakın. Geri kalanını tamamen silebilirsiniz. Tabi yedeğini alabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi benim bir yedek klasörüm var. Burada Extreme dosyalarının yedeği bulunmakta. Bu dosyaları yedek alın. Yani sadece IMG klasörünün kalması ve Settings Exe dosyasının kalması yeterli. Geri kalanını silebilirsiniz. Son adımda da Program Data. Yine hard diskinizin C alanına gireceksiniz. Burada Program Data içerisinde, Konami klasörü içerisinde, PES 2013 içerisinde, Download içerisinde DT0FIMG dosyasını da silebilirsiniz. Bu 3 işlem, yani belgelerim, program files ve program datadaki bu işlemleri yaptığınızda o yamaları eğer varsa kaldırmış olursunuz. Ve elinizde eğer PES 2013'ün DVD'si varsa, dosyaları varsa PES 2013'ü kurabilirsiniz. Bir tavsiye daha verebilirim size. Diyelim ki elinizde PES 2013'ün DVD'si var. Fakat ilerleyen zamanlarda o DVD yanınızda olmayacak. Benim genelde yaptığım bir yöntem şu, uyguladığım yöntem şu. Konami içerisindeki PES 2013'ü kurduktan sonra PES 2013 klasörü içerisindeki şu IMG klasörünü, ilk kurduğum zaman PES 2013'ü, tamamını seçip bunu bir orijinaller diye bir klasör oluşturup içerisine yedeklerim. Çünkü daha sonra
Herhangi bir yama kursanız dahi bu işlemleri yaptıktan sonra IMG klasörünü tekrar buraya atmanız dahilinde PES 2013'ü sanki yeniden kurmuş gibi olacaksınız. Çünkü kullandığınız yamalarda belki bu dosyalar atılmış olabilir buraya. Bu da bir yöntem. Ama tabii ki dediğim gibi PES 2013'ün mutlaka kurulmuş olması gerekmekte. Genel olarak vereceğim bilgiler bu şekilde. En güzel yöntem bütün yamaları kaldırıp temiz bir PES 2013 kurduktan sonra Extreme 13 Lite Edition'ı biraz önce anlattığım şekilde kurmanızdır. Mutlaka kurulum egze ile bu kurulumu yapın. Yine dediğim gibi bir problem çıkması dahilinde manuel olarak da bu kurulumu yapabilirsiniz. Bu kurulumdan sonra yaptığımız testlerde herhangi bir sorun yaşanmadı. Gerek efsane modu olsun, analik modu olsun, hiçbir modda herhangi bir sorun yaşanmadı. Önemli olan sorun yaşamamak için yapılması gereken antivirüs programını mutlaka kapalı tutmak, Net Framework en son sürümünü, tabii ki bilgisayarınızın ekran kartı, ses kartı gibi sürücülerin güncel olması da önemli ve kurulumu bu şekilde düzgün bir şekilde yapmak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Türkçesi bir yalnız bu konudan ayrılmıyorum.